Hello! Herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Salıyı sallayacağız herhalde bu akşam. Hadi hayırlısı. Yine Sebaşı'nız gündemi değerlendirecek derledi, topladı, geldi ekranının karşısına. Hazır mıyız? Hadi siz de alın çayınızı, kahvenizi. Ben zaten makyaj yaparken kahvemi almıştım arkadaşlar. Şöyle bir iki yudum alayım. Hmm. Jet hızıyla da başlıyoruz o zaman. Şu mikrofonumu da bir kontrol edelim. Bazen... Kapalı oluyor açık olmuyor arkadaşlar. Evet hazırsanız başlıyorum. Ee, yeni Dilan Polat bir kere artık Eylül Öztürk bunun kararını verdik. Çünkü durdu durdu Arap Atı gibi açıldı Eylül Öztürk. Her gün video üstüne video yayınlıyor. Biraz e, bayıyor gerçi videoyu çok dağıtıyor uzun tutuyor ve içerisinde Allah'ım işte Amerika burası muz cumhuriyeti değil burada işte ev alındığı kişi belli sanki bizde belli değil kimden aldın kimden aldın Vallahi artık dijital çağda herkesin evi kimden aldığı almadığı belli belki orada Biraz daha kuralcılık fazla olabilir ama burası da 3. Dünya ülkesi değil merak etme. Türkiye'de bir takım konularda sistem o kadar gelişmiş ki daha önceki sahibini ondan önceki sahibini burada da biliyorsun kardeşim demagoji yapmaya hiç gerek yok. Şimdi geçelim Eylül Öztürk'ün açıklamalarına. Diyor ki işte benim diyor burada diyor evi devrettiğimi söylediler diyor. İşte diyor emlakçımın üzerine olan evlerin diyor adreslerini ifşa ettiler. Buradaki emlakçımı zor durumda bıraktılar diyor beni hedef gösteriyorlar diyor. Her şey diyor Twitter'da yayınlanan işte beni adres adres listeledikleri evlerle ilgili başladı diyor. Ya bu evlerden bir tanesindekinin başına bir iş gelse diyor. Veya diyor hadi diyor adresime kadar yayınladınız gelip biri bana yüzüme kezde batsa zarar verse bunun sorumluluğunu kim verecek diye tırnak içerisinde gazetecilere sesleniyor. Özellikle de Emrullah Erdinç Beyefendi'ye sesleniyor. Yani yalan yanlış sağdan soldan topladığınız belgelerle beni diyor milletin önüne linç etmek için attınız diyor kendini o, o, şekilde ifade ediyor. Sakın yanlış anlaşılmasın bunlar benim ifadelerim değil. Eylül Öztürk kendini bu şekilde savunuyor. Video üstüne video çekiyor ve gitgide de sertleşiyor ve şahinleşiyor. Diyor ki ben bunun diyor hesabını diyor soracağım diyor işte diyor çok kuvvetli avukatlar tuttum diyor. E, kayıplarımı sizlerle paylaştım diyor. Yani diyor ki ben diyor e, işte e, reklam anlaştırmalarım iptal oldum işte kayyum atandı şirketlerime ve ben diyor şu anda diyor işlerim düştü diyor. Bunun diyor manevi boyutunu geçtim bir de ekonomik boyutu var. Bir ekonomik zararı var. Bana verdiğiniz zararın farkında mısınız diyor. Bunun diyor hesabını diyor soracağım diyor. Kime diyor yani e, artık hakkında e, belge bilgi paylaşanlara mı söylüyor ya da gazetecilerimi gazetecilere mi söylüyor bilmiyorum ama e, resmen artık Farkında mısınız? Dilan Polat olayındaki gibi. Dilan Polat da yumuşak yumuşak sonra sertleşmeye başladı, sonra tükürmeye başladı, sonra isyan etmeye başladı. Ee, Ahmet Hakan bir liste yayınlamıştı fenomenlerin çöküş halindeyken ki durumları diye. Yani üç aşağı 5 yukarı bakın keskin sirke küpüne zarar. Eylül Hanım doğru bir strateji izlemiyor. Bak haklı olabilir. İnsan iftiraya uğradığında, insan haksızlığa uğradığında tabii ki normal kalamaz. Hiçbirimiz normal kalamayız. Ama çok zeki, bakın dün de söyledim inanılmaz zeki top çevirdiğini düşünüyorum. Videoları çok dikkatli izledim. Daha hala videolarında kaç tane evi olduğunu net bir şekilde ve onları liste liste vermedi. Birkaç tanesi işte en pahalısı dedi. 260 bin dolar dedi. İşte 130, 125 bin dolar dedi. Bir artı birmiş. Hatta o evi biliyorsunuz orada mı oturayım falan dedim diyor. Benim oturduğum eve 850 bin dolar falan diyorlar. Pişman diye kendi evini söyledi. Onun işte kira şeyini paylaştı. Kirada oturduğunu söylüyor. İşte yani arkadaşlar e, ee, dört tane video çekti ama dördünde de tamam bir şeylerini gösterdi. Hatta bu arada onunla uğraşan Alp bilmem miydi bir tane daha e, fenomen var. O fenomen de diyor ki photoshoplu diyor gösterdi belgeler. Ay artık kime inanacağız neye inanacağız kadının paylaştığı videoların photoshoplu olduğunu söylüyor. Onu yalancı doğrudur değildir bilemem ama o kadarına da e, kalkışmaz diye düşünüyorum. Çünkü o göstermiş olduklarını başkaları da araştıracak. Çünkü elimizdeki belgeyi bilgiyi tamamıyla yetkililere bildirdik, gönderdik diyor. Kadının beyanları bu yönde. Ama yani illa iki lafın arasında işte Amerika burası Muz Cumhuriyeti değil. Yok burada sistem şöyle işliyor, böyle işliyor gibi konuları böyle sanki biz affedersin Türkiye'deki insanlar mağarada yaşamıyor. Yani oradaki prosedürün e, daha okey kabul ediyorum Amerika kuralcı olabilir. Daha bazı konularda katı olabilir ama e burası da kusura bakma burası da muz cumhuriyeti değil. Burada da bir tapu alınılırken soruluyor, soruşturuluyor. Burada da bir takım prosedürler var öyle. Ee, yani oradan böyle tepeden bakarak hala sen şunu açıklamıyorsun. Net bir şekilde Amerika'ya gittiğinde iddialar neydi? 5 milyon dolarla gittin. Amerika'ya gittiğinde kaç milyon dolarla gittin? 5'tir, 1'dir, 2'dir. Veya ne kadar bu zamana kadar para kazandın? Net. Net. Net net konuşacaksın. Açacaksın diyeceksin ki ha bunları da yapmak zorunda değilsin ama madem video çekiyorsun sana yol gösterici olayım. Net bir şekilde ne kadar para kazandın totalde onu söyleyeceksin. Net bir şekilde kaç tane evin var. İstanbul'da veya tüm e, dünyada neresinde yatırımların var net bir şekilde. Bunları net bir şekilde işte e, reklam gelirinden yaptım şuradan yaptım diyeceksin. Bak ben kara para vardır demiyorum. Madem hakkında ayyuka çıkmış böyle iddialar varsa sen de kendini aklamaya çalışıyorsan ve bunu da sosyal medyada videolarınla yapmaya çalışıyorsan öyle Top çevirip millete de salak muamelesi yapma. Yani kusura bakma Amerika'da ilk ev alanda sen değilsin. Yani Amerika'ya yerleşip de Amerika'daki sistemi anlatmana gerek yok. Sen hakkındaki iddia edilen, sana e, e, itham edilen suçlarla ilgili kısmını anlatırsan daha e, dikkat çekici olur videoların. Top çevirdiğini düşünüyorum biraz. Ha bu arada... Ee, Eylül Öztürk 2-3 gündür yayınladığı videolarda çok fazla Emrullah Erdinç'in adını aldığı için hani biraz Murat Ağureli ayrı tuttu ona belge gönderdim falan zaten e, Emrullah Erdinç Bey'le konuşmadım etmedim gibi açıklamaları var. Emrullah Erdinç Bey de çok da tındı zaten. O da kahkahalarla, gülümsemelerle bizi iyi ki var ettiniz. Biz Siz olmasanız ne yapardık? Sizin sayenizde var olduk diyerekten tiye aldı güldü. Bir video çekti, video paylaştı ve Emrullah Bey de hep ciddi konuları konuştuğu için hiç gülerken görmemiştim. Evet. E <laughs> yani Eylül Öztürk'ü anlattığı videosunda bayağı bir güldü. Yani tiyi aldı, dalga geçti. O, o gülmek yakışıyormuş Emrullah Bey'e bu arada onu söyleyelim. Gülerek cevapladı yani e, kendisi için bulunduğu söylemleri e, gülerek karşıladı. Yani o kadar gülüyorum ki ciddiye bile almıyorum. Der bir havası vardı Emrullah Erdinç Bey'in. Buna da neden olan yine kendisi. Kardeşim net olacaksın top çevirmeyeceksin. Sen bize Amerika'dan bahsetmeyeceksin. Sen işte orada yatırımlık evde şuydu buydu 25 bin dolar da orada böyle top çevirmeyeceksin. Net olacaksın. Kaç tane evin var? Kaç liraya aldın? Birkaç tanesini gösterdi gerçi. İşte birini 265 bin dolara, birisini 125 bin dolara almış falan. Birkaç tanesini, niye 3 tanesini? Sana e, 24 dediler, 10 dediler. Net ol kardeşim. Kaç tane evin var? 10 mu 10? 10 tanesi tarihlerini dersin ki şak 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 Amerika'daki sistemi anlatacağına. Şunu e, 2001'de aldım, şunu 2000'de aldım, şunu 2022'de aldım. Cart, cart 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 listelersin hemen. Bak bu böyle sen 10 dakikan almaz. İşte 10 tane sevin. Şunu 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 şu tarihlerde aldım. Bu tarihlerde aldım evleri de işte şu 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 sözleşmelerinden aldım paralarla aldım. Türkiye'den gelirken işte şu kadar şu kadar parayla geldim. Ha burada da işte şu kadar şu kadar iş yaptım. Böyle netlikte anlatacaksın. Demagoji yapıp yayıp Amerika'da şöyle böyle bak haklı olabilirsin. Bak ben senin masumiyet karine masum olabileceğine inanıyorum. Birazcık da öfkelisin, sinirlisin, gerginsin. Çok da doğal. Kim olsa hakkında bu kadar itham varken çok da rahat olup belki kendini düzgün ifade edemeyebilir. Onu anlayabilirim. Ama gerek yok yani böyle hani Amerika'nın sistemini övmeye ya da ne bileyim oradaki bilmem bir şeylerin prosedürlerini öyle de pek de Tabii ki her yerde gelen paranın kaynağını sorarlar, bilgi edinmek isterler. Yani sanki affedersiniz hiç orada hırsız yok, uğursuz yok. Amerika'da kusura bakmayın da yani hırsızların da tilla var. Yani kılıfını uydurmak istedikten sonra orada da uyduruyorlar. Daha kuralcı bir ülke okey ama orada da kılıfını uydurup da neler dönüyor. Ne da öyle olmasa hapishane olmaz. Öyle değil mi? <laughs> enteresan. İnsanın olduğu her yerde bu tarz şeyler olabiliyor. Peki videolar dolaşıyor. Nez Demir, Polat kendilerini böyle samimi samimi. Beni bu da işkillendiriyor. Niye siz tarikat gibi beraber gezdiniz, tozdunuz? Niye siz tarikat gibi aynı posalarda toplandınız? Buralar biraz enteresan geliyor. Yani buraları da anlatman lazım. Beni başkaları ilgilendirmez. ben okey seni başkaları ilgilendirilmez ama suçlu bulunan veya da aynı sene yapılan işlemlerin yapıldığı insanlarla niye bu kadar haşır neşirdin de sen niye bir o gruptan bir anda ayrıldın Amerika'ya gittin. Bazı takipçilerim demiş ki Sevda'cığım Amerika'da yatırım yapmak daha karlı. İşte ee, bir tane herhalde gurbetçimiz demiş ki Almanya'da ev almadım geldim Türkiye'den aldım keşke oradan alsaymışım Türkiye'de aldığım ev işte o zaman 900 euroydu şimdi oldu şu kadar euro falan fişman. yani işte Türkiye'deki bu oynaklığın dan bahsediyorum ama bu birkaç senedir böyle arkadaşlar yani Türkiye'de bu dalgalanmayı e, uzun zamandır yaşamıyor şu birkaç senedir bu emlak sektöründe hatta ekonomide bir dalgalanma yaşanıyor o başka bir şey onu ayrı tartışırız ama gelelim Eylül-Östürk'e yani bu kadar hırçınlaşmayan hesap soracağım. Avukatlar tuttum. İşte e, çatır çatır o paralara. Yoksa neyini ne alacaksın kardeşim? Emrullah Beyefendi bir gazeteci. Ne yapacaksın? Gideceksin milyon milyon dolarlar mı talep edeceksin? Yani et yapıyorsan da yap ama bu tehditler seni sevimsiz gösteriyor. Ya gerek yok kardeşim. Madem çıktın önce bir ağladın Öngür Şakır. İflas edebilirim, batabilirim dedin, ağladın. Ondan sonra çıktın, işte bana parayı yakıştırmıyorsunuz dedin. Anlıyorum, zor durumdasın ve psikolojin bozuk ve kendini ifade etmekte zorlanıyorsun. Ama buradan sana ne acısana belki görüyordur, izliyordur bilmiyorum ama eğer izliyorsan bizi kardeşim panik kapılıp saçmalıyorsun ve saçma açıklamalarda bulunuyorsun. Çok doğru yapıyorsun bak kendini ifade etmen için bir e, video sayfasında video paylaşıp e, YouTube'a atman çok güzel. Ama bunu daha sakin daha insanlara böyle aşağılar gibi siz bilmezsiniz Amerika böyleye gerek yok kardeşim. Bilen de çok kişi var yani emin olabilirsin. Oradaki sistemi de bilen. Yani bu seni sevimsiz gösteriyor. Sen kendini ifade etmeye baş. Yani reklamlara geçelim sadede gelelim derler ya. E, seninle güler tabii ki. Yani Emrullah Bey de sadece Twitter'dan aldığı belgeleri paylaştığını düşünmüyorum. Yani muhtemelen e, onun da e, devlet yetkililerinden ya da e, davanın üstündeki kişilerden aldığı haberler vardır. Çok da rahat gülüyordu vallahi. Hiç Emrullah Emrullah Erdinç Bey'in de tındı. Yani bizi, bizi sizler var ettiniz. Siz olmasanız biz olmazdık gibi e, onun e, dalga geçti yani Emrullah Bey'de. Ama Emrullah Bey de şunu kabul etsin ki bu popüler insanları konuşmak onlara da bir nevi yaradı. Yarayacak da tabii. Bunda bir sakınca yok ama. Ben burasını eleştirmiyorum. Tabii ki Hocakar gazetecidir. bir, haber yapar belki dikkat çekmez ama bir haber yapar dikkat çeker. Bu işten para da kazanmaları doğal. Ne bileyim takipçilerin artması da doğal. Önemli olan işlerinizi samimi ve dürüst yapıyorsanız bitmiştir. Kimsenin size bir şey söylemeye hakkı yok. Şimdi tabii ki oklar Dilan Polat'tan sonra Eylül Öztürk'ü gösterdiği için Eylül Öztürk bu kadar panikte ve sinirli ve öfkeli. Öfkeli olmakta da haklı arkadaşlar. Baksanıza bir bir reklam anlaşmaları iptal olmuş bir bir e, trend yol çekilmiş ondan. Ne bileyim işte işleri sekte oldu. Kayyum atandı. Belki de varsa Türkiye'deki mal varlıklarına da el konuldu. Lütfen bir sonraki videoda Türkiye'de neyin var neyin yok bari onları da açıkla. Total bir bilgi verirsen daha aydınlatıcı olur diye düşünüyorum. Kendi söylemi diyor ki parayla sınanıyorum. Yani parasızlığı da gördüm. Şimdi param var para, gene parayla sınanıyorum diyor. Yokken de parayla sınandım. Varken de parayla sınandım demeye kalkıyor. Yani onun için ee, Allah hakikaten e, her şeyin hayırlısını versin. Hakikaten para da öyle e, hayırlısıysa gelsin. Parayı kontrol etmek ya da parayla ilgili çıkacak e, sorunları çözmek de o kadar kolay değil diye düşünüyorum. Bu daha toz çok kaldıracak. Bizim biliyorsunuz katnemgiller aşağılıyorlar. Ondan aşağılamam oğlum da. Ay bu kaknemgiller de bu ikinci sayfaya cuk oldu vallahi. Bak onları kankigiller ya. Emrullah Erdinç Bey'e toz kondurmadılar bir. Bak ben ortadayım. Ben de toz kondurmuyorum tadım ama etmem. Emrullah Bey'in çizgisini düzgün buluyorum. Murat Aurel keza öyle. O zaten e, e Emrullah Erdinç ve kendi ve Cüneyt Özdemir'den bahsetmiş. Biz siz olmasanız bizler olmayız falan Bayağı bir tiye almışlar. Ay dizi film gibi izliyoruz farkında mısınız? Bir de çok enteresan. Hakikaten skandallar ayı derler ya. Öyle bir ayın içerisindeyiz. Farkında mısınız? Daha dumanı tütüyor. Feza Feyza diyorum nereden çıktı? Seçilerza'nın e, futbol camiasındaki o skandalın yankıları, Fatihlerin fonu ile ilgili, e, ponzi sistemi ile ilgili şokları daha atlatmamışken düşünebiliyor musunuz koskoca Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili? Ay çok enteresan yani yazık ya gördüm. Ee, hiç de yakıştıramadım tabii ki hakem Halil Umut Meler'in yumruklayan Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi de şu şekilde demiş. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atış, atmış olduğum tokat kral sebebiyet vermez diyor mu? Hiç de tokat değil videolar var görüntüler var. Bayağı bir yumruğu çakmış adamın gözü kapkara. Ya ne oluyoruz? Futbol da terörize edildi farkında mısınız? Hiç eskiden bu kadar tamam poligan ya da ne bileyim aşırı erkeklerin heyecanı bir takım şeylerle karşılaşıyoruz ama artık bu bir tık heyecanın, taraftar olmanın ya da futbola yakışmayan görüntülerdi diyelim. Bir sıcak gelişme var tabii ki o cephede de. Hakem Halil e, Umut Meler'e saldırıda bulunan Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca ve iki kişi tutuklanmış. Ee, tabii ki bazıları da diyor ki bir tok, e, bir yumrukla adamı hemen aldınız tutukladınız da e, işte Somali e, Cumhurbaşkanının oğlu resmen e, gencicik bir adamı öldürdü kaş delini kolu sallayarak gitti. Yani hukuku da eğip bükmemek lazım. Bakın takip de geliyor böyle bir yorum gelmiş. Bakalım ne demiş birisi? Arabayla motorcuya çarpıp öldüren serbest hakeme yumruk attı diye hemen tutuklayın. Yani bakın ne kadar önemli yargı sistemimize zarar veriyor bir takım kararlar. Dikkat etmek lazım buradaki kararla bağdaştırmıyorum tabii ki o gencecik adam öldü gitti iki tane de evladı varmış yazık yani hiç kimsenin kanı da yerde kalmasın. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir ülke ve yakışmıyor bize böyle şeyler. Değil Etopya'nın Cumhurbaşkanı, Amerika'nın Cumhurbaşkanı zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanının bile oğlu vergi suçlamalarıyla hakkında davalar açılıyor yani lütfen bu hukuku eğip bükmesinler bu arada futbol camiası şokta diyoruz ama bakın ee, tartışmaların şahin isimlerinden Ahmet Çakar, hani o futbol yolunculuğu yaparken birbirlerine giriyorlar biliyorsunuz normalde de. Ne demiş bakalım Ahmet Çakar? Ahlaksız Faruk Koca ve yancılarım sizin yaptığınız İsrail yaptığıyla eşit. Ay o kadar da abartma. Bu olay Türk futbolundaki soykırımdır. O ters kelepçeyi göreceğim kardeşim. İstersen Ankara gücünün başkanı ol. Kimsiniz ulan? Siz Allah Allahsızlar. Topunuzun Allah belası. Ay gece gece tövbe selamın kahve belalar melalar. Yani futbol camiası da karıştı. Yani futbolun içinde yok şike davalarıydı, yok bilmem oydu buydu, yok futbolcuların işte ponzi sistemiydi. Yani her şeyin mi tadı kaçar ya farkında mısınız? Artık hangi skandal daha büyük? Yani gerçekten şu son yaşananlardaki e, skandalların içerisinde hangisi daha büyük? Birbiriyle yarışıyorlar. Yakışmıyor. Gerçekten e, hele de Türk futbol camiasına hiç yakışmıyor. Yani biraz daha e, ne derler? E, temkinli olmak lazım ya. Bu e, bu kadar da kolay olmamalı ya. O o, o yani o sektörden beslenen de binlerce çalışan insanlar var yani. Bakın ne olmuş mesela ligler süresiz ertelenmiş. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyük Ekşi hakem Halil Umut Ömeler'in saldırıya uğramasına tepki gösterdi. Büyük Ekşi ligleri süresiz olarak ertelemiş. Yani burada filler tepiniyor ama aşağıda küçücük insanların hayatları değişiyor. O kadar kolay değil bu kararların alınması. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti yani Rezil oluyoruz. Dünyaya da rezil oluyoruz. Bize yakışmayan manzaralar, görüntüler diyorum. Ben kerçi hiç futbolla ilgim yoktur. Hiç hani anlamam yani. E, ne derler? E, son derecede hani uzağım bu konulara. Ama yer yerinden oynadı kardeşim. Zaten biz futbol deyince bakar mısın? Aklımıza gelen seçiler zam. E, sonrasında neydi o çocuğun ismi gelmez şimdi aklıma. Yani bakar mısınız? Yumruklama davaları. Bu Nedir ayol? Aa, aa. Yani bu işte bakalım nereye evrilecek, nasıl çözülecek? Cumhurbaşkanı ile falan konuşuyorlardı. Ee, kaleciyi mi konuşturuyorlardı hastaneden? Yani hiç şık manzaralar, şık görüntüler değil diye düşünüyorum. Bilmiyorum ee, siz ne dersiniz? Bayağı bir saydırmış Ahmet Çakar zaten. Şöyle bakayım ona dair haberlerim var mı? Bakın sadece Aslan ne demiş bu konuyla ilgili. Yıllarca son derece değerli futbolcuların ve kulüp başkanlarının görev yaptığı bu ülkede fanatikleşmiş bir avuç serserinin Türk futbolunu ve ülkeyi dünyaya rezil ettiği anı yansıtmaktadır bu fotoğraf demiş ve e, o yumruklanan fotoğraf karesini paylaşarak sahaya girip FIFA koka, FIFA kokartlı bir hakeme kuduz köpek gibi saldıran bu ahlaksızların kim olursa olsun ömür boyu sahalardan men edilmeleri ve en ağır cezayı almaları gerekir. Sayın Halil Umut Meler'e geçmiş olsun diyor ve acil şifalar diliyorum demiş Sadit Aslan. Yani katılıyorum kendisine. Futbol camiası böyle görüntüler ri hak etmediğini ben de düşünenlerdenim. Geçelim mi şimdi futbol camiasından gerçekten şu dijital e, hesaplar, dijital kimlikler o kadar önemli ki arkadaşlar. E-mailler, e-mailler yani e, adınıza sahte bir hesap açıp bir başkasını övmeler, adınıza e, sizin adınıza başkalara bir hesap açıp ne bileyim bir terör örgütünü övebilir ya da illegal insanlara metiye düzebilir, onlarla işbirliği halindeymiş gibi gösterebilir. Korkunç da e, ne derler toksit Zararlı yan etkileri var diye düşünüyorum günümüzdeki bu dijital çağın. Ama bakın Tan, Taş, Tan Taşçı'nın başına ne gelmiş arkadaşlar? Şarkıcı Tan Taşçı sessizliğini bozmuş. E, o paylaşıma dava açıyormuş. O da sahte bir mesaj mağduru olmuş. Bakın ne diyor? Sa e, sahte şehzade. Sina Osmanoğlu'na tatlı şehzade seni görmek için Amerika'ya mı gelmek gerekir? yazılı mesajı attığı konuşulan Tan Taşçı sessizliğini bozmuş. Osmanoğlu'na böyle bir mesaj atmadığını, tamamen kurgu olduğunu söyleyen Tan Taşçı konuyla ilgili yargıda işte gerekli süreci başlatmış, yargıya taşımış konuyu. Muhtemelen çıkacaktır ama çamur at izi kalsın. İşte o e, görüntüyü gören insan "Aa wow, Tan Taşçı işte böyle metiye diziyor falan" gibi düşünmüş olabilir. Gerçi burada pek de bir şey yok. Olabilir, metiye de düzebilir. Ama yapmadığı bir şeyle niye anılsın adam? Adam dava açmış. E, tam taşçı diye hesap açmak o kadar da zor değil. Onun adına bir... Tabii ki bu iş çözülür. Onun cıcına kadar kimin açtığını, nereden açtığını bulurlar. E, siber şeyler var artık. Ama niye böyle bir şeyle insan uğraşmak durumunda kalsın? Aman dikkat. Bazen gözden de kaçabilir. Hadi o ünlü. Siz ünlü değilsiniz. Sizin adınıza biliyorsunuz. Sahte bir belge oluşturup birilerini övebilir. Bir terör örgütünü övebilir. Siz masumluk olduğunuzu kanıtlayana kadar ay atla karayı seçebilirsiniz. Zor bir döneme girdik. Hakikaten zor bir çağda yaşıyoruz. Allah hepimizi kötü niyetli, art niyetli insanların şerrinden korusun yol. Bakar mısınız ne kadar sinir bozucu bir şey yapmadınız. En kötü şey hayatta iftira ve e, yapmadığınız bir şeylerle itham edilmek. Ne kadar kötü ya. Gerçekten e, ne diyelim Allah sabır versin Tantaşçı'ya da geçmiş olsun diyoruz ve yola devam ediyoruz. Acaba nedir ben bilemedim ama bu Kenan Safoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn. Ay nasıl da tatlı 4 yaşında ama bilmiş de unutmuş. Ay artık yeni nesil zaten formatlanıp geliyor. Yeni çocukların bu teknoloji merakı ve Ay bir bakıyorsun küçücük çocuk da çatana 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 telefon ellerinde oyun oynuyorlar. Yani gerçekten tehlikeli bir jenerasyon. Yeni nesil geliyor arkadaşlar. Daha küçücük, daha ünlü bile göremiyor. Bir ara e, motor kullanıyordu, o küçük ona göre bir motor yapılmış, e, motordan düştüğü anları falan görmüştük. Şimdi de geleceğin tam bir fenomeni. Şimdiden ünlü çocuk yani. E, beş kez dünya spor şampiyonu olan eski AKP Sakarya milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zain Sofuoğlu şimdi de. 26.6 milyon liralık Rolls-Royce marka aracı kullanmış dev gibi, dana gibi bir araba. Çocuk içinde artık düşünseniz o, o kadar büyük bir arabayı önünü bile görmüyor ama o şey gibi döndürüyor direksiyonu. Gerçi evinin bahçesinde kullanıyor. Daha önce de araba kullanıyor diye tepki çekmişti. Küçücük çocuk diye ama Artık bu çocuğu böyle yetiştiriyorlar. Yani ne derler geleceğin gerçekten fenomen adaylarından. Hatta şimdi fenomen oldu da gelecekte nasıl oldu bilemiyoruz. Bu kadar artık hızlı bir hayat. Motor kullanan, araba kullanan, 4 yaşında çocuk ileride o uçak kullanır herhalde. Daha ötesine var bilmiyorum ama her aracı kullanan. Ay bir de tatlı ki bir de sevimli ki Allah korusun yani. Bu kadar da hani ne bileyim küçücük çocukların göz önünde olmasını da ben doğru bulmuyorum. Böyle tehlikeli işlerin içerisine soğuk. Yani Allah korusun ya arabadır bu. Gaza basar bilemez kafasını vurur. Çok da doğru bulmuyorum ama böyle yetiştiriyor ailesi bunu. Bu görüntüleriyle bugün sosyal medyadaydı. Enteresan bir bilgi olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Ve yola devam ediyorum. Biliyorsunuz popçular birbirine girdi anacığım. Bu neyle başladı? İlk önce Aleyna Tilki'nin selzenişleriyle başladı. Sonra peş peşe aynı yerde Ülker Aren adamı peş peşe sahne alan Ece Seçkin ve e, hadiseden Olay laflar geldi biliyorsunuz. Ece Seçkin hadiseyi hedef aldı. Çok ağırına gitmiş olacak ki bebeleri alın pisten diyerekten. Ay dün konuştuk biraz ama bugün gene konuşuluyor. Ece Seçkin o nasıl Norman alıntı yaptıysa o da Ece Seçkin'de ezelde de diyor ki diyerek o da böyle bebeler her boku biliyorlar boşuna yapacağım bize Lolo demiş ona ama e, tabii ki dün de söyledim. Her biri ayrı kulvarlarda. Ece Seçkin de güzel. Hadise de güzel, Aleyna Tilki de güzel. Mukayese edenler var ama e, Armut'la Elma'yı mukayese etmek gibi bir şey. Birbirlerinden çok farklılar diye düşünüyorum. Hem sahne şovları hem tarzları, e, popçuluğu olmalarının dışında benzer yönlerinin olmadığını düşünüyorum. Ece Seçkin bence e, belki de gündemi hareketlendirmek adına mı yapıyorlar? Çünkü action'u seviyoruz, e, entrikayı seviyoruz diyor ya... E, bizim deli kızımız neydi İrem Derici'de birazcık şey olsun diye herhalde atraksiyon kazansın diye. Bu arada hadisenin şovunu da eleştirmişler. Taklit bulanlar olmuş. Hadisenin muhteşem dans şovunu Taklit çıktı diyorlar. Fenerbahçe Ülker Spor Etkinlik Salonu'nda hadiseyi ağırladı. Hadise hem sahne şovları hem de kostümleriyle olay oldu. Hakikaten de olay oldu. O sahne şovları da muhteşem görünüyordu. Eee hadisenin J-Lo ile Beyoncé taklit ettiğini söylemişler, iddia etmişler. Şovunun da onlardan alıntı olduğunu söylemişler. Bakın taklit demek nasıl bir yapay durur. Birisinin taklidi nasıl yapay duruyorsa o şekilde yapay durur. Ama hadisenin şovları hadiseyle bütünleştiği için yakışıyor. Herkes bir şeylerden esinlenebilir, feyz alabilir. Feyz almak, esinlenmek bu başka bir şey. Onu bir de geliştirirsin çünkü. Ama moda da öyledir ya kendi içerisinde doğurur farklılıkları, kendi içerisindeki e, moda akımlarını bir şekilde 80'ler tekrar gündeme gelir, 70'ler tekrar gündeme gelir, 70'lerdeki kıyafetleri değiştirirler, eğerler, bükerler, günümüze uyarlarlar. Yani bu esinlenmeler her şeyin içerisinde olabilir. Ben tarzı e, tarz olarak tamam Beyoncé savası var belki Ay artık Beyoncé savası da kalmadı kupkuru oldu hadise. Yani inanılır gibi değil Beyoncé bildiğin kapı gibi enine boyuna langır langır kadınken bizimki süzüldü ee, incecik bir şeye dönüştü hadise artık biyonslu kalmadı ama o tarzda olabilir onunla mukayese edilebilir ama taklit demek bence yanlış. Muhteşem şov ve gerçekten ona yakışıyor kadına. Yani taşıdığı için birisinin takliti gibi durmuyor. Yani baktığın zaman hadise tarzı oluştu. Hadiseyi yansıtan bir tarz o bence artık. Ona taklit diyemeyiz diye düşünüyorum. Ben beğeniyorum hadiseyi. Kadın kadın buluyorum. Muhteşem de sahneye yakışıyor. Hakikaten şimdi bir Ece Seçkin'dir, bir Aleyna Tilki'dir. Mukayese bile edemem. Tam bir şov kadını, tam bir sahne kadını diye düşünüyorum. Taşıyor. O gömleği giydiği zaman ona yakışıyor. Taklit olsa yakışmaz. Sakil durur. Yani ben taklit bulmuyorum. Son derece de başarılı buluyorum hadiseyi. Çok da yakıştığını düşünüyorum. Hadise bu arada e, sosyal medyasından manidar manidar yine paylaşımlarda bulunmuştu. Dur bakayım bir. E, bebeler pisten alın falan anladık okey de. Hadisenin ruh hali bir yerlere mesaj verir gibiydi. Hemen bir bakmak istiyorum. Hadisenin e, sayfasını arkadaşlar paylaşısı eğer duruyor ise bakalım neler söylemiş. Evet hadise diyor ki ölene dek sevecek misin? Soru işareti. Hakime benim için yalan söyleyecek misin? Hayat bizi zorlayınca çekip gidecek misin? Hmm, ne demek bu şimdi? Kime mesaj gönderiyor kız? Hadisenin hayatta birileri mi var? Yani mayolu fotoğraflarını paylaşıp bu sözler askıda kalmasın? Nereye gitti ayol? Ne diyorsunuz? Hmm. Hadise kendini konuşturacak. Benim anladığım hadiseyi biz daha gerçekten bayağı bir konuşacağız gibime geliyor. Versin bize malzeme biz de konuşalım. Bu arada Yalı Çapkın'ın Afra Saraçoğlu'su e, güzel kız ben beğeniyorum. Yani genç nesilimiz gerçekten başarılılarda. da dizi konusunda hepsinde kendine münasır yetenekleri var. E, bir ara biliyorsunuz ayrıldılar barıştılar Mert Ramazan Demir'le derken yapımcılar beraber görüntü vermelerini istemediği için uzaklaştılar. Okey buraya kadar doğal. Hedef şaşırtmak için e, Taro Emirle samimi görüntüler verdi. Bugün de ne yapmaya çalışıyor? Acaba bir medya kısmı ya da ne bileyim bir e, sosyal medya yönetme kısmı var herhalde. Dizi oyuncularına çok karışıyorlar ve müdahale ediyorlar. Aprasaroçoğlu şimdi de zannedersem köpeği pudullar var ya bu bayılıyorum ben de. Tarçın rengi falan şeyde de var, Çağla geldi de var. Böyle kıvır kıvır e, pudullar. Biraz çirkep oluyorlar ama çok da tatlılar beğeniyorum. Zannedersem puzzle cinsi bir köpeği var. Köpeğiyle aşk yaşadı. O manjar manjar ben de öyle severim. Ay o köpeği severken beni bir görseniz var ya kendimi kaybediyorum. Tekli koltukta hayatta oturamıyorum. Çünkü biz biraz da kalabalız. Üçlü koltukta biri bir yanımda bir biri bir yanımda oturacak. Bazen gidiyorum böyle tekli koltuğa oturmak istiyorum. Üçü birden geliyor kucağımdalar. Ay ufacıcık yere niye sıkışıyoruz diye. Yani ben bana onlardan rahat yok. Öyle büyük sevgi ki. Gerçekten bunu yaşamayan bilmez diye düşünüyorum. Hayvan sevgisi, onların sevgisini hissetmek inanılmaz bir şey ya. Ya hakikaten sadece aynı dili konuşmuyoruz ama konuşuyorlar bizimle. E, e, telepati yöntemiyle konuşuyorum ben paçayla. Gözüme baktığı anda anlıyor beni ya. inanılır gibi değil. Ka kalkayım dışarı gideceksem anlıyor. Mutfağa gideceksem anlıyor. Her anımı radar gibi takip ediyor. Bak paşa diyorum oradan bana e, uyku, uykulu uykulu bakıyor. Yani inanılmaz sizi hissediyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Düşünsene uzaylı yani bir nevi. E, insan formunda değil yani neticede. Bir hayvanla iletişim kuruyorsunuz. Çok bana enteresan geliyor. Yani inanılmaz bir sevgi aldığının 10 katı fazla sevgi veriyor arkadaşlar. Ellerini yıkıyorum ve beni bir öpmesi var. Teşekkür ediyor. Her sokağa çıkıp geldiğimizde şimdi kış aylarında ister istemez silmiyoruz, yıkamak zorunda kalıyoruz paşanın ayaklarını. O beni öpüşü inanamazsınız ya. Böyle bir şey olamaz. Yani size yoğun bir sevgi seli akıtıyor hayvanlar. Olmayanlara tavsiye ederim. Yani sevgiyi sadece erkeklerde arayan tabii ki aile kutsaldır. Bakın o başka bir şey. Kıyaslamak için söylemiyorum. Hani zorlama yani gidip yanlış insanları sevme, gidip yanlış insanlara değer vermeyle uğraşmayın kardeşim. Gerçek saf sevgimi istiyor. Kedi alın, köpek alın. Gerçek saf sevgiyi işte orada yaşayacaksınız. Gerisi var ya hepsi hikaye. Geliyor, geçiyor. Anlık diye düşünüyorum. Evet bugünlük de savaşımızdan bu kadar. Yarın farklı konularla görüşene dek o zaman ne yapıyoruz? Ee, güzel yorumlarınızı bekliyorum Patlatıyorsunuz like'ınızı, savaşınıza destek olmuş oluyorsunuz. Beni her nereden izliyor olursanız olun şu kalbim sizlerle efendim. Çünkü biliyorum yurt dışından çok izleniyoruz ve çok mutlu oluyorum. Dünyanın her yerinde olmak o kadar keyif verici ve muazzam bir duygu ki anlatamam arkadaşlar. O zaman savaşınızı mutlu ediyorsunuz, patlatıyorsunuz like'larınızı, yorumlarınızı abone değilseniz abone oluyorsunuz. Kanalımız sizlerle birlikte büyüyor. Yarın farklı konularla görüşene dek. Hoşçakalın, mutlu kalın her zaman sevoşta kalın.